Yani Yılmaz Özdil tabii bir yazı yazıp TEOG'un kaldırılmasına yönelik eleştirilerini dile getirmiş ama o dil eleştiriler insanların inançlarına, ibadetlerine alaya alır şekilde bir eleştiridir. Bu ülkede yani şunu ifade etmiştim ben, bu ülkede geldiğimiz nokta, inançsal anlamda da yönetsel anlamda geldiğimiz nokta her ne kadar AKP'nin bir marifeti ise bu ülkedeki böyle inançlarla dalga geçen, yani Yılmaz Özdil gibi insanların inancıyla dalga geçen ve bu dalga sonucunda da karşı tarafta bir mağduriyet oluşmasına sebep olan kişiler yüzünden olmuştur. Yani bugünkü AKP bir mağduriyet edebiyatıyla bu hale gelmiştir. Bu mağduriyet edebiyatını oluşturan da Yılmaz Özdil gibi statikocular, yasakçılar, insanların inancıyla, ibadetiyle, değerleriyle dalga geçenlerdir. Yılmaz Özdil yazdığı yazıda Tunceli'de bilmem ne baba, Tokat'ta Barak baba, şurada bir şey baba, öbür tarafta bilmem ne dede diyerek bu toplumun inançsal değerleriyle, maneviyatıyla dalga geçmiştir. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey olmadığı gibi bu tam da karşı tarafın, yani bu ülkeyi gericileştirmek isteyenlerin de ekmeğine yağ sürmektir. Çünkü bu ülkede bütün bu gerici akımlar bu tür insanların inançlarıyla dalga geçmeler neticesinde beslenmişlerdir. Biz bunu yapmak yerine özgürlükçü bir bakış açısıyla bilimsel olmayan eğitime de karşı çıkacağız, gericileşmeye de karşı çıkacağız ama insanların inançlarıyla, ibadetleriyle, onların değerleriyle de dalga geçen zihniyetleriyle de bu anlamda Yılmaz Özdil'le de karşı çıkacağız ve Yılmaz Özdil zihniyetine de karşı çıkmamız gerekiyor. Çünkü o zihniyet bu zihniyeti besleyen zihniyettir. Bu zihniyet ondan beslenerek başımıza musallat olmuştur ve bu hale gelmiştir. Hala da aynı zihniyet bunları beslemeye devam ediyor. Benim Yılmaz Özdil ve onun gibilere karşı tepkimin nedeni budur.